Doğru rengi bulmak, doğru tarzı yakalamak, doğal olanı gerçek formuna kavuşturmak. Heykeltıraşın da mermerde aradığı gibi fazlalıkları atmak, içindekine kavuşmak. Korozo, boynuz, sedef, kokonat, tahta veya deri. Ham maddesi ne olursa olsun, sanatçı titizliğiyle işlenen binlerce düğme burada gerçek formuna kavuşuyor. Bu titizliği ve hissiyatı gösteren gerçek bir sanatçı içinse, bir eseri nasıl yaptığını, nereden ilham aldığını anlatmak, onu yapmaktan daha zor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen doğal malzemeler, Ar-Ge departmanımızda müşteri talebi doğrultusunda üretime yansıtılıyor. Burada teknoloji, el emeği ve göz nuruyla birleşiyor. Biz de form düğme olarak ürettiğimiz düğmelere ve bu üretimin tüm süreçlerine herkesten farklı bir gözle bakıyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden değerli markalar, tasarımlarını yaparken kumaşlarına uygun, elbiselerini en iyi tamamlayan düğmeyi bizim üretebileceğimizi biliyor. Düğme üretiminde Türkiye'nin en büyüğü olmamız, Avrupa ve dünya pazarlarında gittikçe artan payımız, en iyiyi, en güzeli bulma yolunda ufkumuzu her geçen gün daha ileriye taşıyor. Form düğme bu yaklaşımı sayesinde tasarımı kendine özgü, taklit edilemez, malzemesi doğal ve her müşterisine özel düğmeler tasarlamaya ve üretmeye özen gösterir. August Rodin'e ev işlerinde yardımcı olan kadının küçük kızı, günlerce bu büyük heykel sanatçısının atölyesinde eserleri üzerinde çalışmasını izler. En nihayetinde bir gün ayağa fırlar ve o çocuk gözlerini kocaman açarak heyecan ve merakla sorar Rodin'e. O taşın içinde bir at olduğunu nereden bildin? İşte o günden sonra Rodin, bu küçük kızdan aldığı ilhamla eserlerini nasıl yaptığını soranlara o meşhur cevabını verir. Ben bir şey yapmıyorum. Heykeller taşın içinde zaten var. Benim yaptığım sadece fazlalıklarından arındırmak. Rodin, herkesin taş olarak gördüğünün içindeki özü keşfetmenin peşinden koştu. Rodin'den aldığımız ilhamla biz de yıllardır doğal olanın içindeki formu seçkin müşterilerimiz için ortaya çıkarıyoruz.